Geçtiğimiz hafta bir sigorta haftasını kutladık. Bu arada hayırlı olsun. Güzel bir organizasyondu. Orada tabii koruma açıkları gündemdeydi. Koruma açıklarından iki tanesi dikkatimi çekti. Biri emeklilik koruma açığı, biri sağlık koruma açığı. Önce isterseniz, yani bunu da biraz konuşalım diye böyle bir girizgah yaptım. Aynen. Önce isterseniz bireysel emeklilik sistemindeki bir portreyi çizin bize. Ne kadar katılımcı olduğu, ne kadar fon büyüklüğüne ulaşıldı, bu sene sonundaki hedeflenen fon büyüklüğüne doğru gidiliyor mu? Ara ara hem o koruma açıklarıyla birleştirip doğru, biraz sağlıktan, biraz tamamlayıcılıktan bahsederiz. Buyurun efendim. Doğru, doğru. Dediğiniz gibi sigorta haftamız kutlu olsun. Gayet de güzel geçti. Doğru topladınız. İki tane açığımız var gibi gözüküyor. Bir tanesi işte yaşlanan toplum vesaire. Dolayısıyla da bir tasarruf açığımız gittikçe göze çarpar hale geliyor. Dolayısıyla oralarda bir takım aksiyonlar almak lazım. Sağ olsun kamuumuz da katıldı oraya. Bakan yardımcımızdan da duyduk belli aksiyon planlarını, ki OVM'ye çok paralel şeyler konuşuldu zaten. Dolayısıyla yani önümüze pozitif olarak bakıyoruz diyeyim. Biz BES'te ne yaptık? BES'te yani 2024 yılını toplamak istersek aslında iyi bir sene geçiyor bizler açısından. Yani 18 milyon kişiyi geçti. Toplam OKS ve BES'in, gönüllü BES'in toplam. Otomatik katılım sistemi ve BES'in toplam. 18 milyon korkunç bir rakam. Bu 18 milyonun içinde aşağı yukarı 1.3 milyonu da gençlerden oluşuyor. 18 yaş altından oluşuyor ki bence o çok çok daha kıymetli. Toplam birikim olarak 1.1 trilyon lirayı geçtik. Bunu sizin programda da konuştuk. Hani sevinelim, üzünelim mi tam anlayamadığımız bir rakam. Hani aslında rakam çok iyi ama Türkiye gibi bir rakam yerde tabii çok çok daha yukarıda olması lazım. Sadece bu sene 1.7 milyon katılımcı katıldı iki sisteme. Yani sistem hala çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 1.1 trilyon diye söylediğim rakamın aşağı yukarı 350-400 milyonu sadece bu sene getiri ve katkı payları sebebiyle büyümüş vaziyette. Onun için sistem hem katılımcı olarak hem fonlar olarak hızla büyümeye devam ediyor. İyi bir şey şu, ben hep bunun altını çizmeye çalışıyorum. Bu bir birikim sisteminden bir yatırım modeline geçti. O tabii biz de biraz daha proaktif yatırım hizmeti vermeye çalıştığımız için sistemi körüklüyoruz. Toplam sisteme yatırılan paraların aşağı yukarı %30'u toplu para olarak yatırılıyor. Yani her aylık ödemeler zaten yatırım amacıyla yani. Yatırım amacıyla yatırılıyor. Bu geçen sene de böyleydi. Demek ki kabaca artık o %30 kalacağı, yani bir seferlik bir şey değil. Dolayısıyla toplam paramızın %30'u da böyle geliyor. O da bizi ayrıca sevindiriyor. Getirilerimiz iyi. Yani her senenin bir hikayesi oluyor. Bu senenin hikayesi biraz daha altın gibi gözüküyor ki bizim fonların biliyorsunuz aşağı yukarı %30'u altın fonlarında durur. Belki biraz daha fazlası. Onun için hani sistemin genel getirisine de bunun katkısı oldu. Borsa iniyor çıkıyor ama borsa da çünkü rekor bir seviyede toplayacaktır. O işte önümüzdeki sene borsa iyi olacaktır. Altın biraz yatay olacaktır. Yani biz bunun toplamına baktığımızda eğer değişiklikleri, fon değişikliklerini zamanında yapabiliyorsak, emeklilik şirketlerini veya başka uzmanları dinleyip o fonları doğru zamanda değiştirerek yönetebiliyorsak sistemin iyi bir getirisi de var.